kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze Ekşi. Bugün sizlere telefonumda ne var videosu çekeceğim. Şu an lafı hiç uzatmıyorum çünkü gerçekten video zaten uzun oldu. Umarım sıkılmadan izlersiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tekrar hoş geldiniz. Önce size telefon kılıfımı göstermek istiyorum. Telefon kılıfımı Forever New'den almıştım. Böyle yakılanla göstereyim. Baya baya taşlı bir kap bu. Bunu gerçekten çok severek aldım ve indirimden 10 TL'ye aldım. Esas beni sevindiren de o oldu. Çünkü normalde böyle kapları 30-40'tan aşağı bulamazsınız. O yüzden ben de hemen aldım ve aldığım günden beri de çıkarmıyorum bu kılıfı. Telefonumun ön kısmına gelecek olursa telefonumun ekranında annemle babamın sözlendikleri zaman çektirdikleri resim var. Gördüğünüz gibi. Bu resim benim için çok anlamlı. O yüzden ne olursa olsun bu resmi hiç değiştirmiyorum. Hemen kilidi açalım. Telefonun modelini söylemedim bu arada. iPhone 5S modeli. Yani çok çok memnunum telefondan. Tek sorunu hafızasının alacaksanız eğer ya en yükseğini alacaksınız ya da hiç şey yapmayacaksınız. Yani çünkü bu bana hiç yetmiyor. Uygulamalar indirdiğimde resimleri silmek zorunda kalıyorum falan filan neyse. Şimdi önden başlayalım önce. Ön sayfadan. İlk sayfada gördüğünüz gibi böyle iPhone'un tamamen kendi içinde bulunan bütün uygulamalarını bu sayfada tutuyorum. Hatta ekstra diye bir şey de açtım. Bunda da gerçekten hiç kullanmadığım şeyler var. Baştan başlayalım. Burada takvim var gördüğünüz gibi. İşte fotoğraflar, kamera, hava durumu, saat, harita. Bunların çoğunu kullanmıyorum. Ya belki kendi işlerinde cidden güzel özellikleri olanlar vardır ama elim hiç gitmiyor. Genel olarak fotoğrafları çok kullanıyorum. Kamerayı çok kullanıyorum. Tabii ki alarm için saati kullanıyorum. Başka ayarlar. App Store'dan bir şey indireceğim zaman indiriyorum. Onun dışındaki şeyleri çok fazla kullanmıyorum. Diğer sayfaya gelecek olursak zaten esas özellikleri içeren benim için diğer sayfa. Bu arada size ekranımı da göstereyim. Burada böyle kendi logo gibi bir şey tasarlamıştım. Bunu böyle burada görmek benim çok hoşuma gidiyor. İşte burada bir sürü makyaj malzemeleri var. Bu resmi ben tasarlamadım. Bunu bir yerden buldum. Altındaki yazıyla beraber böyle bir şey oluşturmak istedim. Duvar kağıdı olarak kullanıyorum. Cidden de çok seviyorum. Burada fotoğrafçılık diye bir dosyam var. Fotoğrafçılık olan dosyamın içinde InstaSize, PicsArt, Perfect 360, WeHurtIt falan filan böyle bir sürü fotoğraf programları var. InstaSize programı genelde bir mesela Instagram'a bir resim atacaksam ama boyutu Instagram'a sığmıyorsa onu küçültmek için bunu kullanıyorum. PicsArt'ta genelde mesela böyle resimlere lensli efektler vermek istediğim zaman veya işte bu aynalı efektler var ya mesela burada editledikleri ama böyle resmin üstüne yazı yazabiliyorsunuz. İşte iki resmi yan yana koyabiliyorum. Böyle yazılar yazıyorum falan. Videolarımın ekranı da genelde buradan yapıyorum. Daha çok bunlar için kullanıyorum yani. Perfect 360'da da bir ünlü makyajı yapacaksam eğer mesela lens olarak bunun şeyleri çok güzel. Normalde bunu mesela cildinize makyaj yapmak için kullanıyorsunuz ama bakın Güneş'in kızlarındaki Selin'in makyajını yaparken hatta en son o zaman kullandım. Böyle kahverengi lens yapmak için kullanmıştım. Makyaj şeylerini kullanmıyorum gerçekten ama lens olarak çok da seviyorum yani lensleri bu programdan yapıyorum. Bu WeHurtIt'te de çok güzel resimler oluyor genelde. Bu resimlere bakmak çok hoşuma gidiyor. Makyaj fikirleri falan da alıyorum buradan. O yüzden bu programı çok severek kullanıyorum. Profilimde Gamze Ekşi. Beni de oradan da takip edebilirsiniz isterseniz. Facetune diye bir program var. Bu programı indireli çok kısa bir zaman oldu. Hatta ben de bir böyle telefonumda ne var videosu çeken biri sayesinde indirmiştim. Bu program paralı bir program. Zaten paralı olarak hayatımda indirdiğim ilk program bu. Çünkü cidden çok merak ediyordum. Burada işte mesela resimlerinizin dişlerinizi beyazlatabiliyorsunuz. Yüzünüzde kusurlar varsa onları düzeltebiliyorsunuz. İşte böyle mesela ayrıntılatırmada şöyle. Mesela pantolonumun kotumu böyle daha da bir belirginleştirmek istiyorsam böyle istediğim kadar ayrıntılı gösteriyorum. Hatta bakın öncesi sonrası gibi bir şey de var. Çok fazla olduysa da buradan silebiliyorum. Eski haline getirebiliyorum. Programda en çok kullandığım arkayı böyle bulanıklaştırma falan. Onu çok seviyorum. O yüzden böyle bu daha bir netlik kazanıyor. Mesela boydan resimler çektiğim zaman beni daha netliyor. Arkayı daha bulanıklaştırıyor falan. O yüzden bu programı çok seviyorum. Sonrasında Bazart diye bir program var. Bu programı bana çok sordunuz. Yani hani Gigi Hadid makyajında onunla yan yana resmim vardı. Sanki selfie çektirmişiz gibi. Onu buradan yapıyorum. İsterseniz hatta bakın burada. Böyle işte iki resmi üst üste koyuyorsunuz mesela. Şu kenarları böyle kesiyorum. Mesela onun yanında şöyle bir kadın vardı normalde. Sonra ben kendi yüzümü koydum. Onun o diğer kadınla
yüzümü üst üste getirerek aynı oranda yapmaya çalıştım. Bu kenarları falan sildiğiniz zaman şuradan da kestiğinizde hiçbir şekilde belli olmuyor. Hatta öyle birçok ünlülerle kendi kendime selfie yapmışlığım vardır. Onları gösterip rezil olmak istemiyorum. Sonra burada da Snapspeed diye bir program var. Bu yine fotoğraf çoklamak için ama bunu öyle bir de merak etmiştim. İndirdim ama sileceğim. Bunu cidden hiç beğenmedim. O yüzden size de göstermek istemiyorum. Sonra vlog programı var. Burada bazen periskop yapıyorum. Periskoptan da beni takip edebilirsiniz. Gamze Ekşi olarak beni takip edebilirsiniz buradan. YouTube zaten da yani olmazsa olmazdır benim için. PayPal'da böyle internetten alışveriş yapmak istediğim zamanlarda falan kullanılan bir program. Burada sosyal medya, işte benim can klasörüm bu. Yani buradaki bütün bu hesapları çok aktif bir şekilde kullanıyorum. Özellikle Snapchat ve Instagram'da çok aktifim. Aslında Vine'da kullanıyorum. Bir sürü Vine falan yapıyorum ama tabii kendi vine'larımı çekmiyorum. Peki Snapchat'ten başlayalım. Snapchat ismim Gamze Ekşi. 2 i ile. Beni oradan takip etmenizi istiyorum cidden çünkü Snap'te de çok aktifim. Beni zaten böyle bayağı takip eden oluyor, Snap'ler atan oluyor falan. Çok da hoşuma gidiyor. Mümkün olduğunca da cevap vermeye çalışıyorum. Burada da işte böyle başkalarının hesaplarına falan bakıyorsunuz. Zaten artık Snap bilmeyeniz yoktur ama en son hikayeme bakalım. Böyle işte. Yanında Twitter var. Yani çok tweet atmıyorum ama atılan tweetleri okuyorum hiç olmazsa, yani o da bir şeydir. Böyle bir sürü. Çok takipçim falan da yok çünkü cidden tweet atmadığımı söylemiştim. Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Oradaki ismim. Zaten hepsini şu altta bulabilirsiniz. Gamze eksi bir sürü iyili. Sonrasında Vine'a geçelim. Vine'da Türk yabancı birçok Vine'ciyi takip ediyorum. Gerçekten çok komik Vine'lar atılıyor. Şimdi böyle size izletmeyeyim ama yani gerçekten çok komik. Böyle bazen sıkıldığımda falan açtığımda bir stresimi atmış oluyorum. Bayağı gülüyorum çünkü. Sonra Instagram'a geliyoruz. Instagram'da benim sosyal medyalarda en çok en aktif olduğum hesap Instagram hesabım. Yani burada mümkün olduğunca resim paylaşmaya çalışıyorum. Paylaşmasam bile paylaşan insanları takip ediyorum falan. Bayağı da artık gördüğünüz gibi makyaj ve moda şeylerini takip ediyorum artık. Burada bana Instagram'dan birçok mesaj atıyorsunuz ve mümkün olduğunca hepsine cevap vermeye çalışıyorum sorularınıza. İşte bu da benim profilim. Gamze Ekşi olarak takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hep yani makyajla ilgili çok bir şey paylaşmıyorum çünkü bu özel bir hani makyajdan ziyade kendi hayatımı gösterdiğim bir hesap. Zaten makyajı YouTube'da mümkün olduğunca gösteriyorum. Öyle yani. WhatsApp zaten. Followers programı da şey. Böyle beni kim unfollowlamış, beni kim engellemiş falan, onları takip etmek artık zor oluyor. Onları takip etmek artık zor olduğu için Followers programından takip ediyorum. Facebook'ta Gamze Ekşi olarak kullanıyorum ama gerçekten hiç resim falan paylaşmıyorum. Repost'ta da böyle Instagram'da benim resmini çok beğenmişsem, bir sözü çok beğenmişsem onları kılıyorum. Yani buradan işte bu resmi esas paylaşan kişinin adı yazıyor burada. Böyle sayfanızda paylaşabiliyorsunuz. Özellikle sözler için yapıyorum bunu. Müzikte, müzik benim hayatımın gerçekten çok büyük bir parçası. Mümkün, hayatımın neredeyse yani günümün yarısını müzik dinleyerek geçiriyorum desem yalan olmaz. O yüzden de birçok müzik programı deniyorum. Birçok şey kullanıyorum ve beğenmediklerimi siliyorum falan. Son zamanlarda en çok müzik dinlediğim iki tane şey var. O yüzden onları tutmak istedim. Biri Tidal, biri de Spotify. İkisini de çok aktif kullanıyorum. Çok fazla müzik dinliyorum. Tidal'da genelde böyle pop müzikleri, sevdiğim yabancı sanatçıların müziklerini dinliyorum. İşte en son Ariana Grande dinlemişim mesela. Burada böyle sevdiğim sanatçıların albümlerini indiriyorum. Bunları buradan dinleyebiliyorum. Bu Tidal'ı indirmemin nedeni de Beyoncé ve Jay-Z tarafından kırıldığı için tabii ki benim gönlümü fethettiler. O yüzden de mutlu. Yani çok dinlemesem bile telefonumdan silmiyorum. Çünkü gerçekten çok seviyorum. En güzel, en sevdiğim şey de mesela Beyoncé böyle ayda bir kendi müzik listesini oluşturuyor ve burada paylaşıyor. Sonuçta hayran olduğunuz birinin müzik listesini dinlemek, onun dinlediği şarkıları dinlemek gerçekten değişik bir duygu. O yüzden daha da yani daha da severek dinliyorum. Daha da indirmememi sağlıyor. Cümle kuramadım. Burada benim müziklerim var. Genelde pop müzikleri veya burada mesela playlistlerde farklı farklı duygulara göre oluşturulan listeler var. İşte en sevdiğim artistler falan burada. Bu ara Katy Perry'ye de takmış durumdayım. Katy Perry'i de çok dinliyorum. Burada şu iki programı göstermedim. Bunlar iPhone'un kendi programları. iTunes Store'da sevdiğiniz albümü, istediğiniz albümü indirebiliyorsunuz. Burada da onu dinleme şansını, yani burada da onu dinliyorsunuz. Ben bu ikisini kullanmıyorum. Shazam'da böyle mesela videolar için özellikle çok iyi oluyor. Bir yerde duyduğum bir şarkıyı kendi videomda da eklemek istiyorsam eğer, hemen
Hemen işte bunu açıyorum ve bu şarkıyı kim söylüyor gibi şuradan işte dokundurduğunuzda o oradaki şarkıyı dinliyor ve kimin söylediğini size gösteriyor. O yüzden çok iyi oluyor. Spotify'da bu şey genelde böyle çok sanatçıların şarkılarını dinlemiyorum da burada oluşturulan playlistlerde böyle akustik şarkılar oluyor, coverlar oluyor falan. Onları çok seviyorum. O yüzden bu Spotify'da da böyle sabah uyandığımda, işte yoldayken, akşam falan moduma göre buradaki listelerden şarkılar seçiyorum. Mesela güneşli günde çok güzel şarkılar oluyor. Bunları dinliyorum. Şimdi buradan dinletmek istemiyorum. Telif hakkı sorunu falan olduğu için kusura bakmayın. Karışık'ta da gerçekten karışık dosyalar var. Burada dualar diye bir şey var, uygulama var. Burada böyle çok dualı, içli dışlı bir insan olduğum için sürekli böyle dua etme ihtiyacı duyduğumda falan, hani ne bileyim değişik dualar olduğu istediğim zaman, okumak istediğimde buradan açıp okuyorum. Öyle durup dururken yolda, evde her zaman telefonumda bulması iyi oluyor. Kardashian da Kim Kardashian'ın bu Hollywood oyunu. Bunu gerçekten çok seviyorum. Çok sarmıştım. Hatta bir ara bayağı böyle hep oynuyordum. Böyle hatta oyunda 100. falandım. Sonra baktım bu böyle olmuyor. Çocuk musun Gamze falan dedim. Oyunu sildim. Sonra tekrar yükledim. Şimdi sıfırdan başladım. Öyle devam ediyorum. Ziraat Mobil'de zaten bankacılık, faturalarımı falan ödemek istediğimde faturayı gidip merkezden ödemektense buradan 2 dakikada ödemek çok kolay oluyor. İşte kartımda ne kadar kalmış, ne kadar nerede harcamışım falan, onları takip etmek için bunu kullanıyorum. WooScreen'de bu da inanılmaz güzel bir program. Hatta size bunu göstereyim. Bana da arkadaşım gösterdi birkaç gün önce. Bu program İngilizce öğrenmek adına oluşturulmuş bir program. Yani mesela bir filmden bir kesit çıkıyor ekrana. Orada mesela bir cümle söylüyor İngilizce. Siz onun altında 2 tane seçenek sunuyor size. Hangisinin olduğunu işaretliyorsunuz. Doğru ise işte puan kazanıyorsunuz falan. Sıralamanız yükseliyor. Açılması zor oluyor çünkü burada internet zor çekiyor. Ama böyle bir program. Bence bunu mutlaka bakın. Gerçekten İngilizcenizi geliştirmek için güzel bir program. Sonra şu alttaki 4 kutucukta en çok elimin gittiği şeyler var. Gmail'de işte bana mail atıldığında veya bu YouTube'da kim videoma yorum atmış, neler demiş falan filan, onları incelemek için Gmail kullanıyorum. Mesajlarda işte en son mesela bastığınız indirim mesajı gelmiş. Burada böyle genelde indirim mesajları falan oluyor. Yani çok fazla mesaj atan biri değilim WhatsApp varken ama yine de gelen indirim mesajlarını takip etmek için gözümün önünde bulundursun. Aramalarda da işte bildiğiniz aramalar, Safari'de internetten bir şey araştıracaksan, bir şeye bakacaksan falan iPhone'un kendi uygulaması. Oradan bakıyorum. Ve telefonumdaki uygulamalar bu kadardı. Ay tuta tuta gerçekten elim yoruldu. Kapatayım artık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Halime bakmayın. Duştan yeni çıktım böyle. Makyaj hiçbir şey yok yüzümde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım anlatamamdan her şeyi anlamışsınızdır. Çünkü fark ettiğiniz gibi yine kekeleyerek konuştum. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Güzel kalın. Hoşça kalın.